Merhabalar Furkan Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz bizler de. Şimdi Teknokent Koleji olarak burada verilen hizmetlere, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize değinmeden önce Furkan Aydoğdu kimdir? Sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti? Furkan Aydoğdu, 1992 Şanlıurfa doğumluyum. Üniversite için Ankara'ya gelmiştim. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri mezunuyum. Eğitimci bir aileden geliyorum. Evet. Bir hayal üzerine kurulmuş bir okul burası. Teknokent Koleji olarak aile şirketisiniz. Evet. Ailenizle birlikte açtınız bu yeri. Lokasyon olarak neredeyiz? Ankara'nın neresindeyiz? Ankara'nın Çankaya bölgesinin en güzel mahallelerinden biri olarak Ümitköy tarafındayız, Mutlukent Mahallesi'ndeyiz. Evet, birçok eğitim kurumlarının bulunduğu yerdeyiz sanırım. Evet, aynen öyle. Peki kapasiteden bahsedelim. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyorsunuz? Okulumuz 2600 metrekare kapalı alan, 550 metrekare de açık alana sahip. Evet. Fen ve Teknoloji Lisesi dedik. Öğrencilerimizin hayali olan Fen Lisesi. Evet. Burada verilen hizmetleri biraz açacak olursak, ne gibi hizmetler vereceğiz öğrencilerimize kayıt oldukları takdirde? Tabii ki. Öğrencilerimize burada biz Fen Lisesi müfredatı uyguluyoruz zaten. Fen Lisesi'nin üzerine burada yazılım derslerimiz var, evet. Robotik kodlama derslerimiz var, evet. Web tasarım derslerimiz var. Yazılım konusunda başlangıçtan ileri seviyeye kadar devam ediyoruz. E-spor takımlarımız var. E-spor'da ulusal şampiyonalara katılmayı hedefliyoruz. Çok güzel. Fen ve teknoloji üzerine inovasyon gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin projelerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Destekliyoruz. Gerekli takdirler gerekli olduğu durumlarda patentlerini alıyoruz. Evet. Yatırımlarını yapıyoruz. Çok güzel. Öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Evet. Şimdi bilişim, teknolojisi ve inovasyon eğitimi dedik. Bu evet. eğitimleri veren profesyonel, kendi branşlarında profesyonel olmuş eğitimcilerimiz bulunmakta değil mi? Branşları biraz açalım. Tabii ki. Bizim burada 15'ten fazla öğretmenimiz bulunmakta. Öğretmenlerimizin içinde yazılım derslerine giren yazılımcı arkadaşlarımız var. Evet. Robotik kodlama derslerine giren mekatronik mühendisi arkadaşlarımız var. E-spor için koçlarımız var. Evet. Onun haricinde tabii ki matematik, fen, kimya, biyoloji, fen lisesi olduğumuz için bunlar da mevcut. Evet. Alanında uzmanlaşmış, belirli bir seviyeye gelmiş. Evet. Profesyonel eğitimcilerimizle burada hizmet evet, vereceğimizi söyleyebiliriz. Aynen. Peki Tekno e-spor eğitimini burada biraz önce de özel sohbetimizde söylediğiniz gibi online oyunlar evet. üzerine kurulan evet. Bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere katılan profesyonel oyuncularla oynanmasıyla ilgili bir spor evet. dalıymış. Evet. Sizden biraz bilgi alalım. Tabii ki. E-spor dünyada yeni gelişen bir spor dalı, elektronik spor. Evet. İlk siz gerçekleştireceksiniz. Evet, ilk biz gerçekleştireceğiz. Çok üniversitelerde, güzel. Bazı üniversitelerde mevcut. Hatta büyük takımların, futbol takımların, futbol kulüplerinin de e-spor takımları mevcut. Dünyada çok büyük ulusal şampiyonalar düzenleniyor. Evet. Online oyunlarda. Biz de öğrencilerimize burada bu sporda kendilerini geliştirmek istedikleri takdirde gerekli lisanslarını alıyoruz. Evet. Ulusal şampiyonalara, dünya çapındaki şampiyonalara katılıyoruz. Oyun oynamak sadece bilgisayarda zaman geçirmek değil. Oyun oynamak artık bir profesyonel bir şey. Furkan Bey, binamızın iç kullanım yapısıyla alakalı, fiziki yapısıyla alakalı biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Okulumuzda 16 adet derslik mevcut. Sınıflarımız 18 kişilik. Evet. Bir adet bilgisayar laboratuvarımız var, yüksek donanımlı bilgisayar laboratuvarımız var, bir adet görsel sanatlar laboratuvarımız var, bir adet fizik, kimya, biyoloji laboratuvarımız var. Tabii ki bir de e-spor salonumuz var. Evet, evet, meşhur e-spor salonumuz var dedik. Evet. Güvenlik sistemi olarak ne gibi önlemler alıyoruz?
Tabii ki. Güvenlik, giriş ve çıkışlarda güvenlik görevlilerimiz mevcut. İki tane girişimiz var, ikisinde de güvenlik görevlilerimiz var. Servis alanımız, binamızın giriş arka giriş tarafında trafiğe kapalı bir bölüm var. Öğrencilerin giriş çıkışını oradan sağlıyoruz. Evet. Size özel servislerde? Tabii ki biz özel servislerde. Bırakılıyor. 32 adet güvenlik kameramız mevcut, binamızın her yerini gören. Evet. İşte koridorlar, ön bahçe, arka bahçe. Evet. Girişler, çıkışlar her yer kontrolümüz altında. Evet, çok güzel. Şimdi günümüzde kolejler çok fazla diyebiliriz. Evet. Bu alanda da çok fazla kolejler bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir? Yani tercih edilme sebebiniz nedir size göre? Biz burada fen lisesini bir üst seviyeye taşımış bir okuluz. Yani hem fen lisesiyiz hem bir yazılım okuluyuz. Hı hı. Biz burada hedefimiz ilk öncelikli olarak bilim insanı, mühendis yetiştirmek. Evet. Yani insan, çocuk, gençleri, çocukları, öğrencilerimizi hayata hazırlamak. Evet. Yani buradan çıktıklarında istedikleri şekilde yazılımlarını yapabiliyor, robotik kodlamalarını yapabiliyor olmalarını sağlamak. Evet. Aynı zamanda e-sporda da zaten ilki gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Onun haricinde diplomalarımız Türkiye'de, hatta belki dünyada ilk defa diplomalarımızı blockchain'e yükleyerek dünyanın her yerinde ulaşılabilir ve doğrulanabilir olmasını sağlıyoruz. Hı hı. Bence bu en önemli özellik. Tabii ki. Günümüz teknolojisinde birisi bu. Artık biliyorsunuz Endüstri 4.0'a geçtik. Artık her şey internet, online, sanal ortama dönüyor. Evet. Biz de öğrencilerimizi, gençlerimizi bu teknolojiye, bu sürece ayak uydurmaları için, bu sürecin içinde bulunabilmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok güzel. Peki ileriye yönelik plan ve projeleriniz nelerdir bir sonraki aşamada? Bir sonraki aşamada... Tabii müşteri memnuniyeti başta gelir. Tabii. Evet. Bir sonraki aşamada biz şu anda burada Fen ve Teknoloji Lisesi'yiz, lise düzeyindeyiz. Evet. Bir sonraki aşama olarak bir kampüsle anaokulundan öğrencilerimizi en başından yetiştirmek isteriz. Evet. İlerleyen dönemlerde umarız bunu da yapacağız. Başaracaksınız. Başarmaya çalışırız diye. Evet. Başarmak isteriz. Evet. Zaten eğitimci bir aileden de geldiğimiz için. Sizin için daha kolay olacak. Bizim için daha kolay olacak. Aynen öyle. Biz idealist insanlarız. İlk önce ideallerimizi, hayallerimizi gerçekleştirmek isteriz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Verdiğiniz bu bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum Furkan Bey. Ben de teşekkür ederim. Sizleri geçmişten tanıyan, sizlerden şu anda hizmet alan birçok dostlarınız, öğrenci, velileriniz bulunmakta. Onlara buradan bir teşekkür mesajı, son sözlerinizi iletmek ister misiniz? Tabii ki. Velilerimize, öğrencilerini bize emanet ettikleri için, bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hiç merak etmesinler, onları geleceğe hazırlayacağız. Evet, gözleri arkada kalmasın aynen diyoruz. Aynen öyle. Emin elleri teslim ediyorsunuz diyelim. Evet. Furkan Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ailenizle birlikte bölgeye kattığınız hizmetten dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz.